Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Daha önce kalıbını anlattığım kıyafetimizi yapacağız. Gördüğünüz gibi kumaşlarımız önümüzde. Daha önce de kalıp videosunu izlediyseniz eğer orada da söylemiştim ama tekrar edeyim. Göğüs kısmı, boyun ve bel kısmı iki tane bağcık olacak. Bir tane sırttaki bel kısmımız, iki adet de eteğimiz var. Basit kalıptan basit şekilde patili dostlarımıza nasıl kıyafet yaparız onu anlatmaya çalışacağım, aktarmaya çalışacağım sizlere. Kumaşlarımızı kestik. Kareli kumaş. Bir de düz mavi kumaş kullanacağız. Bunun dışında çıt çıt kullanacağız ve başka bir malzeme ihtiyacımız yok. Kumaşlarımızı kestik gördüğünüz gibi. O zaman çok vakit kaybetmeden hemen kıyafetimizin yapım aşamasına geçelim. Buyurun. Kalıp videomuzda, yani bu kıyafetin kalıbını nasıl çıkarabiliriz'i anlattığım videomuzda bahsetmiştik ama yine burada da bahsedelim. Göğüs kısmımız, yani ön bacaklar ve göbek hizasında kalan kısım, iki bacak arasındaki bölüm, yani göğüs kısmımız. Şimdi iç ve üst kumaş olarak iki kumaş kullanacağım. Biri desenli bir kumaş, yani kareli bir kumaş, biri de düz bir kumaş. Öncelikle bu boyun bağcıklarını buralara birleştireceğiz. Aynı kumaşları birbirine, aynı renk kumaşları birbirine dikiyoruz. Yine bu kareli kumaşımızda da aynı şekilde buralardan dikeceğiz. Sonrasında bu iki kumaşı birbirine dikeceğiz. Her zamanki dikiş tekniğimiz ile. Bu şekilde alt ve üst kumaşı birbirine ekleyeceğiz. Ama öncesinde kumaşları birbirine diktikten sonra tabii ki de sırtta bel kısmımız var. O da şu şekilde, ya bu tarafa ya bu tarafa arkadaşlar, bir tarafa birleştirmemiz gerekiyor ki diğer tarafta da çıt çıtla bağlantıyı kuracağız sırt üzerinden. Yani istediğiniz tarafa kumaşımızı birleştiriyoruz. Yine aynı şekilde desenli kumaşımızda da aynı işlemi yapıyoruz. Sonrasında buradan devam edeceğiz. Bu arada halen kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyoruz ve tüm hızımızla devam ediyoruz. Kumaşlarımızı diktik. Şurada bir tek sırt kısmına gelen parçaları, kumaşları düz kumaşı kareli kumaşa, kareli kumaşı da düz kumaşa diktik. Sadece orada bir farklılık oldu. Onun dışında diğer parçalar tamamıyla aynı renkler birbirine dikildi. Şimdi hemen gördüğünüz gibi kumaşları üst üste koyduk. Ön yüzleri birbirine bakacak şekilde bütünüyle dikiyoruz. Şu sırt kısmını, şu alt kısmı etek dikeceğimiz için burayı boş bırakıyoruz ve buradan ters çevirip sonrasında üzerinden dikişimizi atıyoruz. Bu işlemleri de yapıyoruz. Daha öncesinde, bu dikişi yapmadan önce, eğer göğüs kısmında işte buralara bir hareketlilik yapacaksak onu da öncesinde yapmamız gerekiyor ki dikiş içeride kalsın. Yapmayacaksanız da bu şekilde devam edebilirsiniz. Şuradan sonrası zaten kalıp videosunda da anlattığım gibi sırt kısmında bir fiyonk olması için duruyor. Çünkü yakada hiçbir şekilde bir bağlantı olmayacak. Bunun dışında burada bir fiyonk olacak. Yani sırtta fiyonk olması için bir uzantı yaptık, öyle söyleyeyim. Normalde boyun kısmı şurada bitiyor. Ölçümüz buraya kadar. Bunun dışındakiler tamamen bir uzantı, bağcık, yani fiyonk yapmak için. Evet, bu dediğim işlemleri yapıyorum ve sonrasında etek kısmıyla devam edeceğiz. Bakın bu şekilde diktik. Şurası boş. Buraya etek gelecek. Ve buradan bütünüyle ters çevireceğiz.
yani düz yönünü çevirmiş olacağız. Bir sivri olmayan kalem yardımıyla çevirebilirsiniz ya da makasla dikkatli bir şekilde çevirebilirsiniz gibi. Gördüğünüz gibi bu hale geldi. Şu kısım boş. Buraya etekler dikilecek. Şurada da hafif bir şey bıraktık. 2-3 santimlik bir alan bıraktık. Buraya da çıtçıtlarımızı takıp bu şekilde çıtlayacağız. Etekleri de hemen alt kısmına overlock çektik şu şekilde. Altlarını kıvıracağım ben. İsterseniz siz bi'ye geçebilirsiniz ya da bir tül dikebilirsiniz. Ya da böyle hazır tül kenarlar var, onlardan dikebilirsiniz gibi. Ya da kıvırırsınız benim gibi. Ben de şu şekilde kıvırıp üzerinden dikişini atacağım. Sonrasında büzerek bu boşluğa aynı şekilde diğer eteğimizde buraya dikeceğiz. Ve sonrasında da buraya çıtçıtlarımızı takıp elbisemizi bitireceğiz arkadaşlar. Ben bu işlemleri de yapıyorum ve son elbisemizin son haliyle karşınızda oluyorum. Bu arada halen kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyoruz ve tüm hızımıza devam ediyoruz. Bir yere ayrılmayın. Evet arkadaşlar. Kıyafetimizin son hali bu. Gördüğünüz üzere. Evet, sırf şu bel kısmımız eteğimizi diktik. Burada birleşiyor. Ve göğüs kısmımız burada. Evet. Bu şekilde bir elbisemiz oldu. Son olarak neler yaptık? Eteğimizi üst üste bakın. Şu şekilde pileler yaparak, düzenli pileler yaparak diktik. Sonrasında bütünüyle üzerinden dikişimizi geçtik. Şuraya iki tane çıt çıt attık. Ve elbisemiz bu şekilde tamamlandı. Hemen mankenimizde görelim. Evet, yakada dediğim gibi şu şekilde bağlama olayımız olacak. Dilerseniz bunu bu şekilde buradan çıt çıt atıp bu şekilde de bırakabilirsiniz. Çapraz bir şekilde düşebilir. Ya da şu şekilde tutturabilirsiniz. Böyle durabilir. Gördüğünüz gibi. Ya da işte bağlayıp kravat gibi de bağlayabilirsiniz. Yani farklı şekillerde bağlayıp isterseniz buraya fiyonk da yapabilirsiniz. Bu şekilde bağlayıp kullanabilirsiniz. Ya da işte dediğim gibi oraya çıt çıt atıp sabitleyebilirsiniz. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir elbiseye sahip olduk. Artık Pati dostumuza farklı bir elbise hediye etmiş olduk. Göğüs kısmı da bu şekilde duruyor. Gördüğünüz gibi. Evet. Umarım elbiseyi beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza hala abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız canlı yayınlarımızdan ve yeni videolarımızdan haberiniz olmuş olur. Yorumlar kısmına yorum bırakabilirsiniz. Sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve her zaman patili kalın. Bye bye.